saygı değer, saygı değer eski eşim. Saygı değer, saygı değer eski eşim. Bastım timer'a. Bastım. YouTube'a hoş geldiniz saygı değer eski eşimin saygı değer izleyicileri. Merhaba. Merhaba. You look like a feather can. Yavşak Tom York'a skin makes me cry. Yavşak Tom York'a buradan mutluluklar diliyoruz. Dünya evine girdi. Umarım sonu bize benzemez. Yani evet, gerçekten. Onda da ölü bir eş var. Belki de sonu bize benzeyecek. Vefat. Evet, Vefa İstanbul'da bir sempat adıymış diyerek başladı. Sempadı diyoruz. Sempadı çok güzel bir... Sempadı. Harika. En sempadı... Kaan'cığım terapistim yanımda, ona göre konuşacaksın bundan sonra benimle. Kim bilir diyorum sana, neler diyeceğim. Neler diyeceksin ya bana, de diyeceğini. Bugün aramızda kim var? Kim? Unuttuğumuz bir değerimiz. Sıddık bebeğimiz. Tekrar yetiştirdik. Topraktan çıkarttık. Maşallah deyin. Programın sonunda Sıddık'ın suyu çıkmış olacak. Elbette buna çıkmış olacak. Tabii diğer Sıddık bebeğimiz nerede? Göster. Zıbbık bebek. Bu da şey. Zenca Erkal. Zenca Erkal dedi ama değil. Zenca Erkal kendisi. Zenca Erkal olsaydı Nazibet okurdu. Ama şu anda duyamıyoruz kendisinden bir şey. Demek ki değil. Ben Zenca. Ben kendisinin bir kız olduğuna eminim. Bayan mı? Bayansı, bayansı kız mı? Bayansı bir kız. Bayansı lebziyen. Aşk olsun. Ne bileyim, bayansı kız işte yani. O zaman hatta demek bir değil, iki tane bile. İki kızımız oldu. Nur topu gibi iki kızımız oldu. Bunları da... Rabia, Naz, su bebek. Çok güzel. Ben bunları da önce kızımız ayaklansın hemen. Çocuğa. Çocuğa buradan... Çocuğa kürdan batırdı ya. Kürdanla mürdanla artık hoppa artık Rabia bebeğimiz de online. Peki o kürdandan suyu masaya mı akacak? Yoksa onu da bir tabakta falan biriktirmek ister miyiz? Zamanı gelince hepimiz neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Evet, ben heyecanlanıyorum bunu görmek için. O zaman bomba gibi bir girişle, evet. rap misali, adeta bugün Ezel'in yaptığı bir rap misali. Yarın yapacağı bir rap misali ve önceki günler yaptığı. Yapmış oldu çünkü sonuçta zamansız bir şey içerisindeyiz ama Ezel'in bir story rap'i oldu ki bir dislendi ki. Ne güzel. Kardeşim yani 4 şeyde çok affedersin 4 story'lik 4 mü 3 mü? 3 story'de 3 story'de onca yıllık muhalefet partilerinin yapmayı arzuladığı bir takım şeyler yapılmış. Yerde baktım her pep soğan falan diye. Harika bir çalışma. Bir şey gerçekten diyeceğim. Pide aldım yok doyan. O zaman hemen böyle şeye girelim mi? Çöpüne. Haber çöplüğüne. Buradan Yiğit'e Yiğit'ten bir ricamız var. Şuraya bir patlama koyalım. Patlat abi burayı. Neden? Ne bileyim, bomba gibi geliyor. Tamam, bomba gibi. Bir ama bir üzerine de... Kendi fotoğrafını koysun patlama. Haber çöplüğü, ya sen şey yapacaktın. Ne yapacaktım? Sürekli yaptığın şey işte o jingle yapıyordun. Evet, önce patlamayı aldıysak. Ha, patlama. Patlamayı aldık mı? Dur bak, patlama gelsin. Patlat abi. Harika bir patlama efekti izledik. Şimdi haftaya, yani bu haftaki programımıza haber çöp... Şöyle yapsaydık keşke patlanıp böyle. Patlat abi filan dediğinde buradan patlatsaydık. Abi şeyler. Zor işler ona ya. İstersen yani, dinleyelim. Yani Mesih, şeyli, hırkalı Mesih. Abi böyle bir şey olabilir mi? Pelerin niyetine evin içinde yine battaniye giydi. Diyanete verilen bütçenin... Bak, nereden bağladın Diyanet'i? Mesleklerin pelerinden 100, bağladın. 100 binde birini Hasan Mezarcı'ya verseniz gerçekten çok daha faydalı olur diyorum buradan. Tüm yetkililere sesleniyorum. Yetkililer, neredesiniz? Yetkililer. YouTube'da gelip saygıdeğer eski eşimiz diyorlar. Ülkeyi nasıl yönetsek? En iyisi biz masanın üzerinde bir... Ya bir şey diyeceğim Deniz, şimdi pancardan çocuğu olan insanlara soralım. Abi yani pancar çocuğu olan, en azından bizimkinin ne olduğu belli, hiç ne olduğu belirsiz ortamlar da var da şunu diyeceğim. Yani ben bak şu anda şu ışıklardan 4 tane 5 tane adam, 8, bana 8 bakanlık için 8 tane adam getirin desem şu andakilerden daha iyi hizmet edeceklerine eminim. Sen bizim üzerimize bir haber çöplüğünün çöpünü evet. Geçer misin ya? Biz jingle'ını yapıyoruz. Haber çöplüğü, haber çöplüğü, haber çöplüğü. Çöplüğü. Bak
mikrofonu uzaklaştırıyorum sırf sen. Ben tatlı sesle yaranmak için kendimi. Onu da yaptım. Haber Çöplüğümüzün ilk bölümünde şöyle bir şey var. Daha doğrusu bir bölüm müydü Haber Çöplüğü bilmiyorum. Harika bir haberimiz var. Muhalefet dedik. Yapılacak muhalefet. Yapılabilecek en iyi muhalefet dedik. Ve onu bugün Sayın Kılıçdar Beyler yaptılar. Yani yapılmıştı. Yapılmışı var. Çok güzel yapılmış. Story'le yani yapsa böyle, daha iyi olur. Böyle de güzel. Sen anlat istersen. Ya öncelikle ama şunu da bilmenizi isterim ki bu açıklama sonuçta bu açıklama sonuçta yaptığı açıklamanın içinden bir yerden alınmış. Ama yani alınsa da alınmasa da cımbızlansa da cımbızlanmasa da bunun... Bir insan neden bundan bahseder? Artık konuşabilir miyiz? Böyle bir bomboşluk yok yani. Kahvede beyler ne yapıyorlarmış? Kahveye gitmek serbest ama evet, kağıt oynamak yasak. No bitch, you cannot play games. Bu korkunç durumu, insanların içinde düştükleri bu artık nasıl diyeyim, kağıt oynayamamanın verdiği bu huzur eksikliği, korkunç acizi dindirebilmek amacıyla diyor ki, ne diyor Kaan? Ne diyor? Ya diyor oynanır diyor. Her seferinde yeni deste açarsanız oynanır diyor. Steril desteler bulundurulması, hijyenik desteler bulundurulması kahvehanelerde ve kağıt çok güzel ya. Abi bence... Halkı böyle bir düşünmek var mı ya? Bunu bak bu açıklamayı kahvehanede yapsa tamam. Ama yani kahvehanede de yapılmıyor. Kahvehanede olmadığını nereden biliyoruz? Belki onun kafasının içinde sürekli bir kahvehane var. Zaten bilmiyoruz yani. Şu anda yani şimdi bu kadar da şeye girmek istemez ama şu anda zaten birilerinin kafasının içindeki kahvehanelerde yaşıyoruz zaten. O yüzden onu da o kadar şey etmemek lazım. Which better have my deste diyoruz buradan Kılıçdaroğlu'na. Which better have my deste. Böyle de atıyor değil mi? Rihanna yani, böyle paraları o klipte mi atıyordu orasına? Soliter açıyormuş sürekli. Kemal Bey mi? Kemal Beyler. İktidar alacak mıyım diye bunu açarsam. O kendi kendine kendisi de almayacak yani. Alacak mıyım diye de değil. Bu sefer oy kullanabilecek miyim diye de açıyor olabilir yani. Çok güzel gerçekten. Her şey adım adım diyoruz ve haber çöplüğümüzde başka bir haber var mı? Haber çöplüğümüzde başka bir haber var mı? Yani bu bir haber sayılır mı? Tüyüm nerede ya? Tüyle ben yazmak istiyorum. Bir tüyünü demin işte Tom York'a laf ederken kafana taktım. Atmışım. Tamam pardon. Şimdi öncelikle kaç dakikamız var ilk bölümümüzün bitmesine? Valla timer patlar birazdan. 3 dakikamız 3.41. var. 3.41. Devam. O zaman durursa da devam edelim. Haber çöplüğümüzün diğer haberi... Acaba bu haber Demet Akalın'ın... Bir anda saklandı. Demet Akalın'ın haber değeri taşıyor mu? Demet Akalın... Magazinin şeyinde yani dibinde magazin mi? Bataklığında yapacaktık onu ama istersen haber çöplüğünü burada bitirip hemen magazin bataklığına geçebiliriz. Magazin magazin bataklığı. Magazin bataklığı bölümümüzün jingle'ını yapmak için Deniz Öztürk'ün aramızda. Magazin bataklığını anladın ya. Bilmiyorum valla. Gerçekten Norm Ender bir sen iki. Hip-hop'u benim kalbimde yaşatan isimlerden birisi Norm Ender'in. Yani o kadar büyük bir laf soktuk ki bu gömünün altında kalamam ben şu anda. Gerçekten 12 bin yıllık hasret sona erdi. Ben şeyde yatıyorum. Yani Göbekli Tepe'de. Çalıntı parçaları sahneden alalım diyoruz. Buradan Norm Ender'e de sevgilerimizi yolluyoruz. Kısa sürede çok yüksek izlenme sayısı çok elde etti. Çok motivasyonum düştü Norm Ender dedin diye bana. De şöyle bir hareket var ya kolları uzun. Hiç neyse, bakamadım ben kendisine ama güzel bir haberimiz var. Sevgili Gazepizm'le Gayosu Akyol'un klibi çıkmış. Hem de alt yazılı. Gerçi o haberi şu anda bu videodan alıyorsanız da siz de pek YouTube'da gezmiyormuşsunuz. Gerçekten YouTube'a hoş geldiniz yani. YouTube'a hoş geldiniz. Güzel bir klip olmuş. Klip çok güzel. Ben de sevdim. Ben sana o zaman sıkıntı süremizde bir Gazapizm taklidi yapayım. Sen Gazapizm taklidi yaparken ben de Gaye Suak Yol gibi bak yani taklidini yapmak isterdim. Şöyle yapman gerekiyor. Gaye için bunu yapman gerekiyor. Gaye tam. Kimonomu giydim. Japonya'dan sonra da baktığına bilmem olmadı. Ama ha, böyle dolmadı. Niye olmadı sor bana ama. Sinirliyim. Yok öyle değil bu çok şey oldu. Oldu. Hey hey deyip gerisi gelir. Evet haber çöplüğünde ikinci haberimizi de bu güzel namelerle bitirmiş olduk. Evet Gazepizm'le Gaye Hanım'ın
Sizleri mıydı? Çok seviyoruz. Normal der, seni bilemiyorum. Ben hiç bilmiyorum ama... Canın sağ olsun. Biz yine de tanıyoruz. Yaradan'ı yaradılandan ötürü. Yaradan'dan ötürü hatta. Müzisyeni müzikten ötürü seviyoruz. Evet, okay. Ama yani çalıntı şarkıları da çalıntı olduklarından. Yapmayalım. Yapmayalım. Ama neyse. Neyse, gayet güzel. İlk bölümümüzün sonuna geldik sanırım. Bir kronometreyi şimdi geri sayıma aldığın için. Yani kronometre şu anda hala 1 dakika 11 saniye diyor. O yüzden ilk bölümün sonuna falan gelmedik. Vur, Demet Akalın ne demiş biliyor musunuz? Kendini fotoğrafını koymuş. Magazin bataklığı bölümümüzde bunu inceleyecektik ama magazin bataklığına yaklaşmadan önce magazin kumulundayız şu anda. O kadar hızlı konuşuyorsun ki başka bir bataklığa girmiş durumdayız yani. Rap yapamıyoruz ama rapçi kadar hızlı konuşabiliyoruz. Öyle bir güzelliğimiz var. Tamam, ben Alpay Erdem hızına iniyorum. Abi bu videoda gömmediğin kimse kalacak mı ya? Hangi İnşallah yerden dava yiyeceğimi şaşırdım. Sonunda ben kendim de geliyorum. Ben hiçbir konuda aynı fikirde değilim. Alpay seviyorum. Ben de Kılıçdaroğlu seviyorum. Ulan sen diyordun. Bakanlıklara bayılıyorum. Ben de. 8 bakanlık hepsi bende. Ahmet Hakan, Pornhub izlemiyorum, seni izliyorum Ahmet Hakan. Gerçekten çok zevkli, ben böylesini görmemiştim. Pornhub izlemiyorum dedin şu anda. Giremiyorum zaten ya, yok. Yok, evet, Türkiye, gerçekten. burası Türkiye. Tamam, sen de 90'lardan itibaren ne varsa onlar CD'lerde var, hepimiz biliyoruz. Evet. Bu programı izleyen her bir birey bunun farkında. Mirgün Cabas'a zamanında MTV ekranlarından boyun verdim. Buradan verdiği radyasyondan boyun tuttu, yemin ediyorum. Programı açmadan önce hiç böyle bir şeyim yoktu. Hiç yoktu, şimdi oldu. İlk bölümün sonuna geldik. Programın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaan neler oluyor? Çok affedersin, basenimden. Abi altında çünkü bütün bir... Oynama istemiyorum, onlar benim. Kıyamam. Yüksek altına battaniye mi koydum? Boyum çok kısa. Uzun gözüküyor. Dur bakayım. Belki bu seni rahatlatır biraz ha. Evet, Bebek Yoda'nın selamı üzerinizde olsun diyorum. Öncelikle ikinci bölüme başlamadan önce. Bak Allah söyletmedi. Kaan geçenlerde onun bir de Legos'unu gördü. O kadar sevindik yani bu konuya. Bebek Yoda, anam, Bebek Yoda, babam diyorum. Ne oldu? Mandalorian. Bebek Yoda ikinci sezonda emaneti çıkartıyormuş. Çık, ışın çakısı. Çak 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 psikopat. Bebek Yoda... Ya bu konuları konuşmak istemediğimi ne zaman anlayacak? Hayatımızın dörtte birinde en azından işte Bebek Yoda, yok efendim bilmem ne kim... Neyse. Konuşmak istiyorum. Evet, Bebek Yoda emaneti çıkartıp çat 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 herkese vuracakmış. Bebek Yoda'nın kulaklarının arkasından çıkıyor emanet. Haberin var mı senin? Hoppacık çat saplarım. Ben saplarım. Evet, Bebek Yoda'ya sevgilerimiz, saygılarımız, Star Wars evrenine mutluluklar ve şifa diliyoruz. Star Wars evreninde senden gelecek. İyi dileğe çok muhtaçtı. İban yolladı sana değil mi Star Wars Her neyse, ben bana borç vermek isterseniz yine İBAN'ı en aşağı veriyorum. Bırakıyorum. Ay bu arada bize üye olmayı ve abone olmayı ve like basmazsanız da yani. Metallica albümlerini almayı. Bir yorum basmayı unutmayın diyoruz. Yorum küffara basar gibi basın. Basın evet. Küffarsanız gerçekten da küffara basar gibi bu basın. Bu arada gel, Deniz Özturan giderek güzelleşiyor diyenlere ne kadar makyajsız ve gözlükle çıkılabilir şoku. Yapacak bir şey yoktu yani gerçekten. Evet. Kaan sonuçta böyle katılabiliyorsa, saçsız katılabiliyorsa sakalsız da katılabilecektim. Ben de makyajsız katılabilirim diye düşündüm. Evet, şimdi en sevdiğimiz bölümlerden biri olan Magazin Bataklığı. Magazin Bataklığı. Onu geçen sefer şey yapmıştık. Hani magazin böyle daha 70'ler bir Türkçe pop gibi yapmıştık. Magazin bataklığı geliyor bak filan gibi mi yani tam şey demedim. Magazin bataklığı kalbimde o 80'ler oldu pardon. Evet, magazinin artık cılık, magazinin suyunun aktığı ve o suyunun cılık cılık dediği ve leş gibi koktuğu bir noktadan sizlere gönül dolusu sevgiler. Biz jingle işini daha önce çalışsaydık, böyle rezil olmasaydık çok iyi. İyiciğim, o jingle yapmaya çalıştığımız ve beceremediğimiz yerleri lütfen keser misin ya? Kesme. Allah'ın adını verdim. Kesme. En başında bir bölüm daha var. Onu da kestireceğim. Kesme. Yani bunlar olmayacak. Yiğit evet, farkını koyacak, oraları kesmeyecek. Ya neden böyle bir kafaya giriyorsun anlamıyorum ki. Çok da güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bak, gerçekten çok güzel oldu. Hayır, olmadı. Yani neyse tamam, motivasyon. Beni Norm Ender'e benzettiğin an ben bu işi bırakacaktım ya. Yakarım buraları.
Kaan gerçekten yapma evimin içinde böyle şeyler. Git kendi evinde yap. Kalitesiz zevklerini ortaya şey ya. Benim Allah kafamı ya. Çıldırtmayın. Benim kafamı evet, çıldırtmayın. Evet, magazinde birilerini gömeceğiz ve yani şu evin içinde yaptığı şeylere bakalım. Çok da güzel koktu lavanta. Sponsorumuz Rebel Lavanta. Şu kadar kaldı. Sponsorumuz. Diğer sponsorlarımız da bilmiyorum kim. Ha pardon. Royal Red. Kril. Kril suyu. Kril. Özütü. Özütü. Kril hapı alıyoruz. Haplanıp dolaşıyoruz. Kril. Ne vardı kril hapının içinde? İstersen sponsorumuzdan da biraz bahsedelim. Benim gözüm görmüyor ama. Yani kril hapının içinde ne olabilir? Kril. İşte, kriller var. Şeyi var. Özütü var. Kril reisler. Evet, magazin çöplüğünde şimdi birkaç tane gizemli nokta var çözülmesi gereken. Ben de merakla bekliyorum. Ne dermiş onlar? O zaman başka bir bildiğim, başka bir doğrusunu bildiğim soruya geçiyorum. Serenay Hanım'ın yine bir paylaşımı oldu. Kalbimin götürdüğü yere notuyla, kalbimin götürdüğü yere diye otururken bir fotoğrafı vardı. Kalbinin götürdüğü yere gitmiş. Oturmuş. Kalbinin götürdüğü yere oturdu. Orada sonuçta kalbinin götürdüğü yere. Evet. Kalbinin nereye götürdüğü güzel yani. Kumsala götürmüş. Harika. Benim kalbim beni A101'e götürüyor yani. Sivri domates falan seçiyorum ama kalben seçiyorum yani. Sivri domates konusunda çok mutluyum. Hala olduğu için en nihayetinde. O yüzden Serena'yı da sahile götürmüş. Evet, ya. Benim kalbim. Sizin kalbiniz sizi nereye götürüyor? Yorumlara bırakırsanız. Cevap yazıyoruz. Deniz yazmıyor, ben yazıyorum senin genelde. Senin kalbin seni nereye götürüyor? Kalbim? Benim kalbim beni gece birden sonra bizim evin köşesinde bir mekan var. Oraya götürüyor. Yağız diye bir arkadaşım var. Yağız dedi ya çocuğa. Yalın çocuğun dedi. Abi inanamıyorum. Ben ismini saklamak için Yağız dedim. O zaman kendime inanamıyorum gerçekten. Yakut diye bir arkadaşım var. Ama Yakut erkek, diye Yakut diye bir arkadaşın olsa bayağı dalga geçerdin onunla. Niye? Yakut ya, derdim. Yakut yani. Yakut. Yakut. Ne güzel Yakut'un işte. Ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Yakut. Devlet Bey'in şey mi? Manikürü tamam, o zaman mi? Demet Akalın'ın haberine geçelim. Of evet. Deme öyle ya. Şu anda gözümün önünde manikür ve manikürcüsü. Manikür yani o ellere gösterdiği özeni biraz da halka gösterse. Gerçekten. Biraz bize de özen gösterirse çok kötü durumdayız. Evet, şimdi de en büyük gizem, çok büyük bir, yani evrende büyük patlamadan önce ne vardı biliyor musunuz? Ödenmemiş faturalar vardı tabii ki. Biz de büyük patlamaya doğru gidiyoruz çünkü faturalarımız kabardı. Maşallahı var artık faturalarımızın. Faturalara baktığımız zaman vay anasını bunun altında bir gölgesinde ben... bir çay, pardon, çay içer miyim? Demek istiyorum bazı faturalara baktığımda. Hangi faturalarına? Daha doğalgaz gelmeye başlamadı. Elektrik faturaları. Ama gelecek faturaları yani, hayal edebiliyorum. Ben kışın gelecek evet, faturaları. Zammı hariç 300 lira yani maşallahı var. Bir de başkalarının faturasını ödüyormuşuz gibi de bir şey de var ya yani. Yani 103 lira bu, bu kimin faturası? Kimin faturası bu? Bu benim faturam. Ferrari'ye binmiş geçiyor. Porsche'la bilmem nerede hız yapıyor. Böyle saçma sapan sevimsiz saatler almış köprü takıyor. Köprü olmuş gidiyor. Geçiş evet, garantili geç... köprü olmuş gidiyor ya. Gitmiyor da orada duruyor. Geçiş garantili. Ay buna niye bu kadar eğlendiğimizi bilmiyorum. Üzülüyoruz aslında yani. Ay, sürekli şu anda cepten para gidiyor. Yani durduğun yerde evet, gerçekten. Çanakkale Köprüsü'ne. Yani. Geçen gün şeyi gördüm. Ped ya. Ped kadınların her ay kullanmakta olduğu. Her ay mı? Yani ayda belli günler mi? Ayda belli günler yani. Belli her ay 5 gün falan gibi. 5 ila 1 hafta. Periyotta bazen 9. Kadınların kullanmak zorunda olduğu bir ürün. Sağlık ürünü. Bayağı yani... 18 lira mı? 20 lira mı? 23 falan olmuştu galiba. Ben en sonun yani gördüğümde 3-4'tü. Yani inanamıyorum böyle bir şey. Sonra tabii erkekler bize nasıl regle olmamız ve bundan ne kadar bahsetmemiz gerektiği konusunda çok güzel ayrıntılı bilgiler verdiler. Hepsi için teşekkür ediyoruz. Sonuçta ben mantığın çok... sesi tabii. Türk erkeği eşittir mantığın sesi biliyorsunuz. Yani onlardan onlardan öğreneceğimiz çok şey var. O konuda da konuşacağız diyenler. Evet, çok iyisiniz. Yani gerçekten o arkadaşlardan ben mi? Sen bir şey yapma. O arkadaşlara ben de bir arada yan hesaplar. Sen yan hesaplardan sağ sol yardırıyorsun diyor. Evet kesin. Feminaziler falan diyen sensin değil mi? Yok Yusuf Yakup benim.
demeseydin keşke. Tarz olarak da çok benziyoruz ha. Evet, güzel bir de yani gerçekten. Demet Akalın'ın dediğini diyecek miyiz? Evet, diyeceğiz. Artık konudan uzaklaşmayalım. Fransızların... Daha ne kadar uzaklaşılır? Bak şöyle uzaklaşılır. Fransızlarda bir atasözü vardır. Koyunlarımıza geri dönelim diye. Hadi gel, gelin koyunlarımıza geri dönelim. Hiç bilmiyordum. Yani bilip bilmem önemli değil. Var. Varsa vardır var. Sen. Sonuçta yani Türk erkeği olarak bunu söylüyorum. Frankofonluğunla tabii ki. Evet, Demet Akalın hava kapalı ama akalım Demet Akalın. Demet Akalın yine bir... Demet Akalın. Evet, evet, ben Fero kardeşime de buradan sevgilerimi yolluyorum. Yeni ben parçanı dinledik. Seviyoruz. Biraz şey... kısıtlı imkanlarla çok iyi işler yapıyor. O yüzden çok beğeniyorum. Allah'ım hangisi dövecek acaba buraya çilelim diye ya, önüme baka baka. Beni nasıl döver? Perişan ol. Abi Ben Fero seni dövmez bile yani. Çünkü hani çok saçma, anladın mı? Hani böyle Dumble gibi seni alacak ve dabuk falan gibi. Hani Hulk'un şey yaptığı gibi var ya o. Kaptan Amerika'yı mı? Ne yok? Kaptan Amerika değil. Robot adam. Robot adam. Iron Man. Ya bir dinle. Ha, robot adam ama bilmem ne. Loki. Torun kardeş. Evet, Loki. Şerefsiz sen Loki. Sen durma ne? Ey yani sen. Allah'ım ya. Türk erkeğiyim ben. Hayır, Cesium Splaining. Tabii ki. Hepimizin bildiği. Manikür. Türk erkeği. Mansplaining değil bu. Cesium Splaining. Evet. Cesium Splainlendiniz. Çok güzelim oyunlar oynanıyor. Hemen de... Demet Akalın'ın ne dediğinin canını yiyeyim. Demiş ki kendi fotoğrafını kendi hesabına paylaşıp insan mısın be kızım? Evet. Çünkü... Are you human girl? Girl. Bitches. Yani ben bir de şey... Dur. Telif yemeyiz. Şöyle bir şey. Demet Akalın'ın... Ses de çok iyiymiş. Yani... Alamsız. Çok normal yani bunu bu şekilde ifade etmesi çok normal. Biz sonuçta Demet Akalın'ın yarısı kadar kızların getir götürünü yapmaya alıştık. Ben yaptım. Ondan sonra sokağa çıkmayın, böyle değilseniz sokağa çıkamıyoruz. Evde duruyorum. İzniniz yok, şeydeyiz. Başka ne vardı? Erkek arkadaşınızı düşürmem. 2 dakika mı alırlardı? Erkek arkadaşlarımızı düşürttürdük. Ayaklarına çelmeler takıldı. Yani işte 9 kusurlu hareket ya da 8 bilmiyorum kaç tane ama kusurlu bir hareket. Ve bir de ekmek vermez. Ne? Erkek arkadaşın beni gördükten sonra size ekmek vermez. Ekmek vermez. Yani... Sağlıksız beslenmeye devam örnek etmez mi? Örnek miyiz lan biz? Hayır, akıllanıyor mu? Yani o bile olduk. O yüzden Demet Akalın insan mısın be kızım dediğinde kendisine. Hepimiz kendimize soruyoruz. Hepimiz kendimize o insansa sen nesin diye soruyoruz. Ve cevabımız? Ne? Demet Akalın insan mı? Cevabımız bence insan mısın sorusuna cevabım Demet Akalın insan mı? Çünkü sonuçta kendisine soruyor bunu. İnsan ne? Yani buradaki felsefi derinliğe ulaşmamız biraz zaman alacak biliyorum. Yani, derinlikten ama bizi hemen yukarı çeken bir tane be kızım. Be kızım var. Be kızım. Bir de şöyle bir şey. İmla hatasız yazılmış. Evet. Mısın filan hep ayrı. Yapay zeka mısın Demet Hanım? Neuralink mi taktırdın? Bir şey mi yaptın? Ne yaptın? Çip mi taktınız Demet Hanım? Harika. Gerçekten muhteşem. İnsan mı? Başka bence... bir haberimiz var mıydı? Yoksa bitirelim. Demet Akalın Raised by Wolves'daki androidler gibi kendini belli bir sorumlulukların eşliğinde insanlaştırmış mı acaba? Yani o yüzden mi soruyor? Bu davranışları yaptım acaba o yüzden insan mıyım be kızım? Ha anladım. Ben bir android olarak diyor sevgi, şefkat ve çok onları kötü bir moda zevki geliştirdim. Ama geliştirdim yani kendine ait. Sonuçta mantıklı bir robot olsa, android olsa o moda zevkini geliştirmesi imkansız. Ama o kadar böyle... Yani anladın mı? İnsansı hatalar yapıyor ki evet. Kendine diyor ki acaba insanlaştım mı ben? Harikasın. Bir bölümde daha neydi o filmin adı? Göndermesini yaptın. Öteki android. Ben... Alia. Hayır, aman hiç olur mu? Raised by Wolves. Star Wars. Hayır. Android'in android olduğu film. Harrison Ford. İkincisi çekildi. Star Wars. Ay öldüreceğim kendimi. Ama yani Blade Runner. Blade Runner. Ha Blade Runner. Do androids dream of elektrikli koyun? O zaman son bölümümüz olan nostalji ve imkansız sorular için hemen bir kat. Gayet iyi. Üçüncü ve son bölümümüz başladı. Nostalji yapmaktan tamamen vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Onun yerine ne gerçeklerdi?
Onun yerine sütlü gerçekler mi? Kıymalı gerçekler mi? Neydi? Neli gerçekler? Acı gerçekler. Acımasız gerçekler. Acımasız gerçekler. Hacımasız. Hacımasız gerçekler bölümümüzü yapacağız. Hacımasız gerçekler. Hoş geldin. Hacımasız gerçekler bölümümüzde Kaan'dan bahsedeceğiz. Kaan'ın ya çok sinir bozucu bir. Pardon. Bu bölüme başlamadan önce bazı şeylerin yerlerini değiştirdim. Bakalım bulabilecek misiniz? Aha, gerçekten 7 farkı bulun. Kesin bulurlar ama yazar mısınız onları, bence yazsınlar yani. Gel mantıksız. Cüzdan niye duruyor abi masada? Abi hani çocuğa şey ayak bacak da oldu yani sen. Ha, tamam, bazılarının hizmete alerjisi var. Bazılarının. Yani bu hizmetse gerçekten harika. Çocuğumuz bir yol da yap ya, bir de duble yol yap bu bize. Ayakta duramıyordu çocuk. Evet, gerçekten bir zencefilin ihtiyacı olan şey bir hijyenik kağıt testesi, bir de götüne batırılan kürdanlardır diyorum. Oranın zencefilin acımasız götü olup olmadığı konusunu seninle ayrıca tartışırım. Zencefillerin en götü neresidir? Enteresan, şimdi iki tane başlı iki kızımız oldu dedikten sonra zannederim götü orasıdır ama... Ya bir şey diyeceğim, şimdi bunu bir baş olarak görüyorsan bunlar da hani... Ya bunu... Ayaklarını zaten sapladığın yer, sen kafadan ayaklı mı yapmaya çalıştın? Yani sen kendi mantığın içinde boğulmuş bir insansın. Hayır, yapma! Tamam, yapma. Hoş değil. Kaan şimdi yürek yemiş gibi buradan konuşuyor, ona salgıyor, Norman'dir, oradan ona iteliyor, buradan buna çaktırıyor. Fakat Kaan'ı korkutmak dünyanın en kolay şeyi falan olabilir. Acımasız gerçekler bölümümüzde bunu inceleyecektik, anlatacağım daha doğrusu. Buyurun, dinliyoruz. Geçen evdeyiz. Evde iki kişiyiz. Ev çok büyük bir ev değil. Evin salonundayız. İkimiz de yani. Ve bir süredir oradayız, çıldıracağım. Kaan arkasına döndü. Arkasındaki camı kapatmış mı? Koltuğun üzerine öpücü eğildi. Ben de Kaan'ın arkasından gidip yapma, yanlarına doğru şöyle kızıp yaptım. Abi bir insan bu kadar korkabilir mi bir şeyden? Yani... Yani. Diyeceklerim bu kadar. Tweet bu kadar. Ay diye çıldırdı ya böyle. Nasıl çıldırdın, bir daha görebilir miyiz? Göremezsin. Bülent Ersoy'un. Ama Bülent, yok alakası Ersoy yok yani. Yani o evin içinde onu ben yapmamışım da adeta. Ne dedin sen ona? Neden korktuğumu anlatayım. Öncelikle arkadaşlar, akrepleri biliyor musunuz? Akrepler örümceklerle akrabadır. Kıskaçları var, iki tane arada sokacakları vardır. Tamam mı? Ve bizim evde çok akrep olduğunu şüpheleniyorsun. Hiç akrep gördünüz mü? Duvar tırmanabiliyorlar. Düz akrepler. Düz duvara tırmanabiliyor. Yani bildiğin düz akrep düz duvar tırmanabiliyor. Ayrıca evlere girme gibi bir huyları da var. Yani o anda ben neden ürktüm biliyor musunuz? Evde dev bir akrep bana yapıyor ve yani hayatım için bir şey yapmam gerekiyordu. Akrebin sinir sistemini laçka etmek için o sesi çıkarttım. Falan diye. Siz de başınıza böyle bir şey gelirse... Ya bir keresinde ben seni Ermenistan'da konsoloslukta yok, seni burada bırakırım, eve geri dönemezsin dedim diye korkudan ağladın. Yani ben Tatarım. Daha ne yapayım? Gelelim. Nereye geldik? Geldik, bitti. Aa, bitmedi. Şeyler var. İmkansız sorular bölümünde sorumuz var. Ne oldu? Yok bir şey. Dinliyorum. İmkansız sorunu dinliyorum. Hazırlandım. Kendime geldim. Ben Yunan'ım desem mi diye düşündüm bir süre onun sevkini. Aramızda Yunan mı var? Evet. Bir süre bunu düşündüm dedim. Öyle bir gün gelecek ki bazı şeyleri düşünmek bile suç olacak. Bunu olur suç biliyorum. Olacak değil mi? Her şeyin evet, suç olduğu bir saniye. Ülke düşünüyorum. Her şeyin yani suç olduğu. Herhangi bir yerden gelmek, bunu ifade etmek... herhangi bir ırk aklına, herhangi bir şaka yapmak, ırkın var olduğunu iddia etmek, yok olduğunu iddia etmek. Evet. Bunların evet, hepsi var zaten ve şey, olumsuz. Gel olumlu bir evet şey yapalım. Evet diye bir şey yoktur böyle. Evet. İnsan diye bir şey var. Dünyayı daha barışçıl bir yer haline getirmek için imkanın olsa ne yaparsın? Bu soruyu sormak ya istiyorum. Ya bu soruyu sanki ben daha önce cevapladım ve hepimizi meditasyon tutalım falan gibi şey mi dedim ben insanlara? O ne abi, pavyona götürelim herkesi bir rahatlatalım. O ne biçim şey? Pavyona götürelim. Pavyon belgeselini izlemediyseniz Blue TV'de mutlaka izleyin. Bayağı iyi olmuş. Ben çok severek izledim. Hiç öyle bir şeyden zevk alacağımı düşünmüyordum. Şu anda gerçekten Ankara'da orijinal pavyona gitmek istiyor vaziyetteyim. Ya bak sen bana 2000 lira ver. Görmen lazım. 2000 lira ver. 2000 lirayı al, buyur 2000 lira. Al tamam, pavyona gittin, hadi görüşürüz. Tamam abi, tamam biliyorum sen masraf sevmiyorsun ama
Almayı verirsin kons, bir şey yaparsın yani. Abi orada... Peçete attırmayı verirsin sahneye, birazcık edebilirsin, orada gözlem yapacağız. Abi yani. Garson başka yakmak ben istiyorum. Ben pavyona gidip garson yakmak istiyorum. Üzerine de işleyerek söndürmek istiyorum. Öyle bir şey yok ya, o senin kendi artık. Su döküp söndüreyim. Neyse, pavyon dizisinden bahsediyorum. Orada sevdiğim bir karakter varmış. Biraz da bize ondan bahseder misin? Hayır, bahsetmek istemem. Başka bir sorum varsa sor, yoksa soralım. Ben sorumu sordum ama. Tamam işte ben... Dünyayı daha barışçıl bir haline getirmek için insanları meditasyona oturtmak iyi bir şey. Meditasyona oturtmadan önce biraz yoga yaparsanız da bayağı iyi oluyor. Çünkü o ona oturmayı kolaylaştırıyor. Benim önerim bu, bütün dünyaya. Hadi bakalım. Öz sevgi, öz şefkat. İlk önce insanın kendisiyle barışık evet. olduğu bir düzene geçilmesi. Kendisi barışık bir insan dünyanın nesini itelemek için, yok etmek için herhangi bir girişimde bulunmadan önce 2 dakika oturur bir düşünür. Yani zaten o kadar çok para kazanayım işte ya da ne bileyim birilerinin ölmesine göz yumayım o parayı kazanmak için falan gibi derdi olmaz. Veya işte... Öz şefkati olan bir insanı zannetmiyorum ki başkasına... Kötü çocuklar da yetiştirmez. Yani. Önce ne yapıyoruz? Kendimizi seviyoruz o zaman. Ve bunun farkında mı oluyoruz? Ya o kadar basit değil ama hadi öyle diyeyim. Ne diyeyim şimdi yani? Sen ne yapardın dünyayı daha barışçıl atmak için? Bak hemen umutsuzluğa kapıldım. Kapılma. Kapılma. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Benim... Öz şefkat. Öz şefkat. Öz övgü şimdi. Bak çok güzel bir cevap vereceğim. Hadi ver. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için öncelikle bütün ülkelerin başlarındaki arkadaşları ben topluyorum. Onları ayrı bir yere getireceğim. Pistten alıyoruz. Onları bir pistten alalım. Onların ama yani yerine... onun yerine ne getiriyorsun? Nasıl vallahi... özel insan mı yetiştirdin? Android mi yetiştirdin? İnsan mısın be kızım mı geliyor yani? Evet. Kesinlikle. Ya, Android'ler diye. Başımıza... Yine bu adama bırakacaksınız Android'leri Android'ler geliyor. Bizi gayet güzel. Ya. Yoğurda yönettirecek bizi Allah benim. Abi çok da güzel olur. Adam kayırma yok. Eyyamcılık yok. Akraba işte. Onun programlamasını diyorsun, kim yaptı? Bakterinin yani... dostudur diyorsun hani bir şey bir yoğurdu da geçirsek meydana. Kardeşim robot kardeşim rahat ol bizdesin kardeşim filan. Robot Hatip Lisesi'ne filan mı gidecek bunlar? Ne yapacak? Bakalım filan diye bir şey öğreniyor. Makine dili öğreniyorlar. 0110 filan diye. E16 yok da makine dilinde. E08 filan. Böyle gidebiliyor bir de yani. O şey düştüğünde o abise ne derdi o derin deliye, çukura o derin deli ıslak ıslak böyle. Nane kokulu deliye yani şey. Yeter ki ona bir android olsun konuşsun. Yeter ki bir android olsun karşıma gelsin muhabbet etsin bu programımızda. Blade Runner diyemedin ya programın belli bir yerinde Blade Runner'ı tek seferde Blade'im derdim ben yani. Bilemedim benim kafam çalışmıyor Blade Runner işte ya, ben senin ya neyse o Blade'in başka bir sorun yoksa programı kapatmayı öneriyorum evet. Ben de önerini gönülden, canlı gönülden kabul ediyorum. Ne oldu? Bu tanışmak için böyle elini uzatıyordun ya. Değil mi? Hayır hadi ya. Hadi fıskısla da gidelim. Arkadaşlar el hijyeni çok önemli. Gizlilik, el hijyeni bunlar önemli. Gizliliği niye söyledi bilmiyorum. Kendisini açık etmek isteyen varsa buyursun Esin. Hoşçakalın YouTube'dan, hoşçakalın. Güle güle inşallah. Size iyi olmayı ve yorum bırakmayı ve falan yapmayı şey yaparsanız çok iyi olur. Çünkü yani şimdi... bu işten para kazanmayı ümit ediyoruz yani. Nafaka kardeşim yok vermiyor. Başka burada çalıştırarak ancak. Say no to Nafaka beach. Beach bunu... miç yok. Öldürüm beach club, yani. beach club. Plaj. Ya, gerçek adam yani şu bunu yapmak zorunda bırakacaksın beni. Yapma tamam. Nafaka kağıtlarını yapma. Alıyorum imza 5000 lira yazacağım bir de oraya. Sonra akrep kostümüne giriyorum. Kıtı 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 diye gelip Kaan arkadan bunu yapıyorum. Sırttakiler nafa kağıdını bırakıyorsun değil mi nafa kağıdını? Ağlar baba diye. Sallandırıyor tabii. Vay hayatımın sonuna kadar da bununla alamoni mani bitch. Hadi kapı görüşürüz. Bunların hepsi şaka. Ama İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Lütfen onu uygula. Lütfen yaşayın. Lütfen.